Eren Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Eren, kış Altı Mercan Dağları operasyonunda Tunceli Ovacık kırsalında bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda biri teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir jandarma üst çavuş şehit oldu. Mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Eren, kış Altı Mercan Dağları operasyonlarında Tunceli Ovacık kırsalında bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda biri teslim, toplamda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir uzman çavuş yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Eret Eşah Medya olarak şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Halkın sorunlarını yerinde görmek ve çözümler üretmek amacıyla başlatılan Meşveret Erzincan toplantılarının üçüncüsü Kemaliye ilçesinde düzenlendi. Toplantıda ilçedeki yatırımlar ve projeler görüşülerek ziyaretlerde bulunuldu. Halkın sorunlarını yerinde görmek ve çözümler üretmek amacıyla başlatılan Meşveret Erzincan toplantılarının üçüncüsü Kemaliye ilçesinde düzenlendi. Toplantıya Vali Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile protokol üyeleri ve kurum müdürleri katıldı. Heyet, Kemaliye Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kemaliye Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Karaman'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Esnaf ziyaretlerinde de bulunan Vali Makas, Milletvekili Karaman ve beraberindeki heyet, esnafların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek görüş alışverişinde bulundu. Ardından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilçe sakinlerinden Mehmet Zeki Arikli'yi evinde ziyaret ettiler. Daha sonra Kemaliye ilçesinde yapılan ve devam eden hizmetlerle yatırımlar ve planlanan projelerin değerlendirildiği halka açık ilçedeki köy ve mahalle muhtarları ile kanaat önderlerinin katılımıyla soru cevap şeklindeki yönetişim üst düzeyde gerçekleştiği Meşveret Erzincan Kemaliye toplantısına geçildi. Vali Mehmet Makas Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, yatırımcı kurumların il müdürleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar, kanaat önderleri ve halkın katılımıyla sorun, öneri ve taleplerin ele alındığı Meşveret Kemaliye toplantısı gerçekleştirildi. Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksek Okulu salonunda düzenlenen toplantıda Vali Mehmet Makas'ın açılış konuşmasının ardından Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş ve Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman tarafından ilçedeki hizmetler ve yatırımlarla talep edilen yatırımlarla ilgili sunumlar yapıldı. Şu an hedef potansiyel olarak sektör olarak Rüzgün'de Boğaziçi'nde noktasında lokomotif kentidir. Sunumların ardından Milletvekili Süleyman Karaman tarafından yatırımlar ve yeni projeler hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Daha sonra söz alan muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler. İsteklerin karşılanması ve sorunların çözüm konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. İstek ve sorunlarla ilgili olarak kurum yöneticileri de söz aldı. Sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması ile ilgili olarak kurumlar tarafından yapılan, devam eden, planlanan veya yapılabilecek çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirmede bulunuldu. Toplantı sonunda Vali Mehmet Makas, emekli vali Ali Fuat Güven toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunarak Meşveret Kemaliye toplantısı hakkında görüşlerini ifade ettiler. Toplantı sonunda ilçede ziyaretlerde bulunuldu.
Bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği heyeti organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu. Heyet Erzincan'a yatırım sinyalleri verdi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği heyeti Erzincan ziyaretleri kapsamında organize sanayi bölgesindeki tesislerde incelemelerde bulundu. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Sanem Dikmen, Ramazan Kaya ve beraberindeki heyetin Erzincan organize sanayi bölgesindeki firma ziyaretlerine Vali Yardımcısı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz Arabacı, Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Ömer Özyiğit, OSB Bölge Müdürü Ömer Faruk Nayman tarafından eşlik edildi. Heyet Erzincan'a yatırım sinyalleri verdi. OSB'de yapılan görüşmeler sonunda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, "Bizler organize sanayi bölgesi olarak ilimize yapılacak her yatırım için seferber olmaya ve elimizden geleni yapmaya hazırız. Sizleri ilimizde ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduk. Umarım atılan bu adımlar somut yatırımlarla devam edecektir." ifadelerini kullandı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Erzincan Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından program düzenlendi. Programda öğrencilerin performansları ilgiyle izlendi. Hoş geldiniz. Erzincan Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi. Programda öğrencilerin performansları ilgiyle izlendi. Programa Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve eşi, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala'nın eşi Yelda Ala, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Cem Halil Mercimek, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cem Halil Mercimek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal farkındalık ve duyarlılığı güçlendirmesi temennisinde bulundu. Mercimek'in burada yaptığı konuşmasında işitme engelli vatandaşlar için bir tercüman işaret diliyle konuşmaya eşlik etti. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde doğum öncesi tanı teknikleri gelişmediğinden genellikle doğum kaynaklı, gelişmiş ülkelerde ise yaşlılık kaynaklı engel durumları sık olarak görülmektedir. Ayrıca yaşanan kazalarda meydana gelen yaralanmalar neticesinde engellilik meydana gelebilmektedir. Bakanlığımız kurulana kadar engelliler zayıf ve muhtaç kişiler olarak algılanmış, onlara yönelik politikalar aynı seferler üzerinden yürütülmüştür. Ancak bakanlığımızın çalışmaları neticesinde bu yanlış algı kırılmış, engellilerin tüm faaliyetlere etkin katılım gösterebileceği, herhangi bir engeli olmayan bireylerden ayrılmalarını gerektirecek bir durumun olmadığı daha işlerinde ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda engellilerin toplumsal yaşama katılımında fırsat eşitliğine vurgu yapan politikalara öncelik verilmesi, devletimizin ve bu anlamda aktif politikalar yürütmekte olan bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına insan odaklı ve hak temelli bir anlayışla kalıcı çözümler üretebilmek, hayata küsmeden pozitif bakabilmeleri, toplumsal hayat içerisinde yer almaları, belki de en önemlisi kendilerini gerçekleştirebilmeleri temel hedefimizdir. Yine özellikle bakanlığımızın yapmış olduğu yasal düzenlemelerde çok ciddi bir paradigma değişimi yaşanmış, engelli hakları konusunda ciddi iyileştirmeler olmuş ve engellilerin hayatın her alanına etkin katılımı kolaylaşmıştır. Bu doğrultuda her yıl daha aktif bir süreç yürütülerek engelli çocuklarımızın eğitimlerine destek olunmakta, engelli vatandaşlarımızın sağlık, bakım, korunma hizmetlerinin sağlanması adına resmi ve özel bakım merkezleri açılmakta, buralarda engellilerimizin ihtiyaçları karşılanırken toplumsal hayata katılımlarına da destek olunmaktadır. İlimiz genelinde kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm binaların engellilerin erişimine uygun olması için erişilebilirlik denetimlerimiz İl Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayata etkin katılımı sosyal ve bütünleşmemizi zenginleştirecek ve gücümüze güç katacaktır.
Bu duygu düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızı ve onlara büyük bir özveriyle hizmet eden ailelere sevgi ve saygıyla selamlıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Ardından program Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencilerinin etkinliklerinden derlenen Sinevizyon gösterisiyle devam etti. Sinevizyon gösterisinde anlamlı mesajlar yer aldı. Daha sonra öğrenciler tarafından yapılan gösterilere geçildi. Programda Güzel Gören Güzel Düşünür, Vay Başıma Gelenler ve Can Ali ve Piraye adlı tiyatro gösterisi sunuldu. Tiyatro gösterisiyle birlikte merkez öğrencilerinden Ece Duman'ın müzik öğretmeni Merve Aydın eşliğinde solo şarkısı yer aldı. Daha sonra kuruluş öğrencilerinden Hanife Aydemir'in solo şarkısı dinlendi. Son olarak öğrencilerin hazırladıkları halk oyunları gösterisi sunuldu. Program sonunda protokol mensupları ile özel öğrenciler hep birlikte şarkı söyleyerek kapanış yaptı. Onları trafik kazasında kaybettim. Yaşadığıma şükür ediyorum. Ya! Merkezi İzmir'de bulunan Görmeyenleri Koruma Derneği Erzincan İl Temsilciliği'nin açılışı yapıldı. Başkanlığını görme engelli avukat İlhan Açık Söz'ün yaptığı dernek, Dünya Engelliler Günü'nde faaliyetlerine başladı. Merkezi İzmir'de bulunan Görmeyenleri Koruma Derneği Erzincan İl Temsilciliği'nin açılışı yapıldı. Başkanlığını görme engelli avukat İlhan Açık Söz'ün yaptığı dernek, Dünya Engelliler Günü'nde faaliyetlerine başladı. ERT Haber'e konuşan dernek başkanı avukat Açık Söz, derneğin kuruluşu ve amacı hakkında bilgi verdi. Ben avukat İlhan Açık Söz, görme engelliyim. Erzincan'da serbest avukatlık yapıyorum. İlimizde görme engellilerle ilgili herhangi bir sivil toplum örgütü, bir dernek bulunmuyordu bugüne kadar. Türkiye çapında görme engellilerle ilgili derneği olmayan 2-3 ilden biriydi. Biz bu açığı kapatmak üzere görme engelli vatandaşlara hizmet sağlamak amacıyla Erzincan'da merkezi İzmir'de bulunan görme engellileri, görmeyenleri koruma derneği Erzincan İl Temsilciliği'ni açtık. Derneğimizle ilgili ilk önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Derneğimiz çok eski tarihli kurulmuş bir köklü derneklerden biridir. 1948 yılında İzmir merkezli olarak kurulmuştur. Topluma faydalı çalışmalarından dolayı 1955 yılında Bakanlar Kurulu tarafından kamuya yararlı dernek statüsüne alınmıştır. Biliyorsunuz kamuya yararlı dernek statüsünde olan sivil toplum örgütü sayısı çok fazla değil. Kızılay gibi böyle çok faydalı dernekler var. Biz de bu derneklerden birisiyiz. Erzincan'da da il temsilciliğimizi açtık. İlimizdeki görme engellilerin topluma katılımları için, kültürel faaliyetlere, sosyal hayata, ekonomik hayata katılımları için bir takım faaliyetler yürütmeyi amaçlıyoruz. ERT'nin de bize bu basın açıklamasını sağlaması dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz arkadaşlarımız şu anda 10-15 kişiyle başladık bu işe. Ancak aile sosyal politikalarla yaptığımız görüşmede Erzincan'da 5500 kadar engelli kimliği alan kişi olduğunu öğrendik. Yani tahminen bunun 1000 kadar görme engelli olabilir. Bu vesileyle inşallah duyup bizimle iletişime geçerlerse görme engelli vatandaşlarımız kendilerine de hizmet sağlamak istiyoruz. Biz ilk faaliyet olarak daha kurulalı 15 gün olmasına rağmen kabartma Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen bir arkadaşımla birlikte bir kabartma Kur'an-ı Kerim'i bilen bir müezzin görme engelli hocamız da olması vesilesiyle Erzincan'da böyle bir çalışma başlattık. İl müftümüzle görüştük, sağ olsunlar bize yardımcı oldular.
kabartma Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilmemiz için kabartma Elif Bağ getirttirdiler bize Diyanet Bak işlerinden. Şu anda bu önümde. Biz öğrenmeye başladık. Burada parmakla okuyarak Türkçe açıklamaları ve Arapça örnekleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başladık. Bir arkadaşımla birlikte derneğimizin ilk faaliyeti bu oldu. İnşallah gerek kabartma yazıyı, gerek kabartma Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyenler olursa bu konuda yardımcı olmak istiyoruz. İlk faaliyetimiz bu. Bunun dışında engellilerin eğitimiyle ilgili olsun, diğer konularda sosyal hayata katılımlarıyla ilgili olsun çok çeşitli faaliyetler, kurslar yürütmek istiyoruz. Sayın Valimizi de ziyaret ettik dernek olarak. Kendisi bizi oldukça iyi karşıladı. Her konuda destek sağlayacağını söyledi. Onun gücünü de arkamızda hissettiğimiz için inşallah çok iyi çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Bunun dışında 3 Aralık Engelliler Günü olması vesilesiyle basın açıklamasını yapıyoruz. Hem derneğimizi kurduğumuz için hem de 3 Aralık nedeniyle. 3 Aralık'la ilgili de kısaca bir bilgi vereyim son olarak. Şimdi 3 Aralık 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak ilan edildi. O günden bugüne 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak idrak ediliyor. Şimdi genelde yöneticilerimiz bu 3 Aralık'ta çeşitli mesajlar yayınlıyorlar. İşte 3 Aralık Engelliler Günü'nü kutlarız falan gibi sözler söylüyorlar da bana sorarsanız yani Engelliler Günü'nün kutlanması diye bir şey olmaz. Engelliler Günü ile ilgili bugün bir farkındalık günü olarak değerlendirilmeli. Engellilerin toplumdaki sorunları, topluma katılmaları ile ilgili neler yapılabileceği, devlete, vatandaşlara düşen görevler, nasıl empati yapılacağı bu konuda gibi hususlarda farkındalık çalışmaları yapılması gerekiyor. Bugünü kutlamaktan öteye böyle farkındalık çalışmalarıyla bugünü idrak etmek kanaatimce daha uygun olacaktır. Dünyada yaklaşık nüfusun %15'ine yakın engelli yaşıyor. Bu da 1 milyardan fazla bir nüfusa tekabül ediyor. Ülkemizde de Devlet İstatistik Enstitüsü'nün rakamlarına göre %12 civarı bir engelli var. Bu da 10 milyondan fazla bir nüfusa tekabül ediyor. Bu engellileri aileleriyle birlikte değerlendirdiğimiz zaman neredeyse 30-40 milyon ülkemizin nüfusunun yarısına denk geliyor. Bu bakımdan devletimize de bu konuda çok ciddi ödevler düşüyor. Anayasamızda bu yönde devlete yüklenen ödevler var. Eskiden bu konuda çok fazla bir çalışma yoktu. Son zamanlarda gerek Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin kabul edilmesi, gerek engelliler yasasının çıkması ile ilgili çok iyi çalışmalar oldu ama bu konuda alınacak daha çok fazla yolumuz var. Engellilerin istihdamı ile ilgili çok sorunlar var. Engelliler istihdama katılımı oldukça düşük. İnşallah bu 3 Aralık farkındalık günleri bu konulara vesile olur. Daha iyi çalışmalar olur diye düşünüyorum. Bu vesileyle tekrar RT Şah TV'ye bize bu basın açıklaması imkanını sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimince yürütülen Çevreye Duyarlı Nesiller İçin projesi kapsamında gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği tamamlandı. Etkinliğe merkeze bağlı 64 okul katılım gösterdi. Etkinlikte binlerce fidan toprakla buluştu. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından yürütülen Çevreye Duyarlı Nesiller İçin projesi kapsamında gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği tamamlandı. Öğrencilerin çevre duyarlılığının artırılması, özellikle son yıllarda artış gösteren orman yangınlarının ağaçlandırma çalışmalarıyla telafi edilmeye çalışılması, öğrencilere fidan dikme alışkanlığı ve ağaç sevgisinin kazandırılması, fidanların toprakla buluşturulması amaçları doğrultusunda devam eden etkinlik kapsamında binlerce fidan toprakla buluştu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü doğrultusunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ mevkiinde başlatılan ve Erzincan Esentepe Ağaçlandırma sahasında devam eden etkinliğe bugüne kadar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 64 okul katılım sağladı. Toplamda yüzlerce öğrencinin katıldığı fidan dikme etkinliğinde öğrenciler binlerce fidanı toprakla buluşturdu, doğaya fidanlar hediye edildi. Erzincan'da aşı çalışmaları devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler daha fazla kişiyi aşılamak amacıyla farklı bölgelerde aşı standları kurarak aşılama yapıyorlar. Bu standlardan biri organize sanayi bölgesinde oluşturuldu. Erzincan'da aşı çalışmaları devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler daha fazla kişiyi aşılamak amacıyla farklı bölgelerde
aşı standları kurarak aşılama yapıyor. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü organize sanayi bölgesinde çalışmakta olan işçilere aşı hizmetini ulaştırmak amacıyla aşı istasyonu oluşturdu. Yaklaşık 2000 kişinin hizmet verdiği Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde ekipler fabrika ve iş yerlerini gezerek işçilerin aşı süreçlerini tamamlamalarına yardımcı oldular. Yapılan açıklamada hastalığı yenip eski normallerimize dönmek için sizlerin desteğini bekliyoruz. Tüm halkımızı aşı merkezlerimize davet ediyoruz ifadelerine yer verildi. Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları devam ediyor. Cami-i Kebir'de düzenlenen buluşma programına cemaatin yoğun katılımı vardı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları devam ediyor. Cami-i Kebir'de düzenlenen buluşma programına cemaatin yoğun katılımı vardı. İl Müftüsü Burhan Çakır'ın da katıldığı programda Erzincan İl Müftülüğü uzman vaizi Aydın Öçalan'ın vaazının ardından Kur'an tilaveti, namaz, tesbihat, sohbet ve hep birlikte yapılan duanın ardından ikramlarda bulunuldu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan -3.6, Erzurum -8.4, Sivas -4.8, Gümüşhane -8.6, Bayburt -5.0, Giresun -7.19, Elazığ -2.9, Tunceli -3.8, Bingöl -3.9, Malatya -3.8, Yozgat -2.8, Amasya -0.14, Kars -11.2, Van -5.7, Ağrı -12.6 derece. Dolar 13.36, Euro 15.16. Gram altın 762 lira, tam altın 4855 lira, yarım altın 2429 lira, çeyrek altın ise 1215 liradan işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın.